Evet, orada da bir sağlık görevlisi arkadaşımıza ihtiyaç var. Evet, orada bir elleri bir görelim. Problem ne orada? Bir sıkıntı yok değil mi oğlum? Her şey bu milleti için, her şey Türkiye için, her şey bu milleti için, her şey Türkiye için. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Bayrakları bir görelim bakalım. Tüm bayraklar. Haydi ordu. Göründüğü gibi. Maşallah. Ne güzelsin ordu. Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların
yoldaş olan gariplere, yoldaş olan Recep. Karadeniz'in incisi ordumuz bugün tarihi bir gün yaşıyor. Sırdaş olan gariplere, yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Yaklaşık 18 yıldır orduya geliriz, gideriz. Ama böyle muhteşem bir tabloyu ilk defa görüyoruz. Ve ordu 24 Haziran'da zaferi müjdeliyor. Dün televizyonlarınızda İstanbul mitingini izlediniz mi? Nasıldı? Bugün ordu İstanbul'u aratmıyor maşallah. Harikasınız. Şimdi ordu, bayraklarımızı bir indirebilir miyiz lütfen? Tüm bayrakları bir indirelim lütfen. Elleri görebilir miyiz? Eller. Maşallah. Tüm eller. Ne güzelsin. Ne güzelsin ordu. Oldu her zaman sözünün eri. Çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında. Anaların duasında. Recep Tayyip Erdoğan. Evet, şimdi tüm bayrakları görelim, haydi. Yolda giden yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Ordu Recep Tayyip Erdoğan'la ne diyor? Devam diyor. Ordu Recep Tayyip Erdoğan'la devam diyor. Onu yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderirken birilerini de Yalova'daki tavuk çiftliğinde tavuk beslemeye gönderecek. Evet. Hazır mıyız ordu? Teşekkür ediyoruz. Tek millet. Vatan sevdan, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, vakit ordu vakti, vakit Türkiye vakti, vakit Recep Tayyip Erdoğan'la yeniden şahlanma vakti. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, can. Destanın aslanıdır. Hayırla yad edilen milletin duasıdır. Büyük, güçlü Türkiye aşkı ve sevdasıdır. O dava ki mazlumların umudu, muradıdır. Evet, birazdan dünya beşten büyüktür diyerek dünya mazlumlarının ve İslam coğrafyasının umudu olan, ayrıca korkaklar zafer anıtı dikemez diyen cesur yürekli lider, Anadolu'nun yiğit evladı, Karadeniz'in evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız ordu? Hazır mıyız? Muhteşemsin ordu. Bayrak,
Ordu kendine yakışanı yapıyor. Samsun'da aynı şekilde. Büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Karadeniz'in evladı Karadeniz'de layık olduğu şekilde ağırlanıyor. Teşekkürler Ordu. Teşekkürler. Halka hizmet var her seferde. Durmak, dinlenmek yok özünde. Bu cennet yurtta her nefeste. Tek millet, tek bayrak. Tek millet, tek vatan, tek, tek bayrak. Tek vatan, tek devlet. Vakit Türkiye vakti. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Dün Ertuğrul, bugün Tayyip Erdoğan. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş, yeniden şahlanış için vakit Türkiye vakti. Haydi Ordu! Sevdalıların buluşma vakti geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin teminatı geliyor. Tüm bayrakları görelim haydi. Bir şiirle başlayan destanın aslanıdır. Hayırla ya denilen milletin duasıdır. Güçlü Türkiye aşkıdır, davasıdır. O dava ki mazlumların umudu, muradıdır. Bir şiirle evet şimdi sizleri selamlamak üzere. Sağlık Bakanımız, Samsun Milletvekilimiz Sayın Ahmet Demircan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Selamun aleyküm. Sevgili ordulu hemşehrilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geçirdiğimiz bayramımızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'ın hepimize sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice bayramlar idrak etmeyi nasip eylemesini niyaz ediyorum. İnşallah bir hafta sonra da güçlü Türkiye, güçlü meclis, güçlü başkan seçimini yapacağımız demokrasi bayramını yapacağız. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Ben hepinize tekrar sağlık, sıhhat diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Kalın sağlıcakla diyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet bayrakları görelim haydi Ordu. Gözün karadır yolunda milleti. Son sözü söyler dağıtır zilleti. Haksızlığa ölse tapmaz. Vakit Ordu vakti. Vakit Türkiye vakti. Verir şimdi şahlanma vaktidir. Vakit yeniden şahlanma vakti. Gençliğin aktidir. Vakit Türkiye vaktidir. Vakti yeminle başlatır sözü. Düşmana karşı hudutta gözü. Rükü yoksa eğmez başı, hainlere çatık kaşı. Haydi hasat vaktidir, ecdadın sevinçlidir. Şimdi şahlanma vaktidir. Haydi hasat vaktidir, tüm gençliğin aktidir. Vakit Türkiye vaktidir.
işi uğrunda. Bu şarkıyı burada kesmez hiçbir beste, yarın bitmez. Haydi hasat vaktidir, gelecek filizlenir. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere vaktidir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Karaaslan'ı kürsüye davet ediyorum. Türkiye vaktidir, vakit Türkiye vaktidir. Hazır mıyız ordu? Tüm coğrafyanın umudu haline gelen, bugün gerek ülkemizin gerekse sınırlarımız dışında verilen mücadelenin umudu haline gelen Sayın Cumhurbaşkanımızla, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmaya hazır mısınız? Samsun'dan geliyoruz. Karadeniz'in coşku coşku heyecanını bugün Samsun'dan Ordu'ya taşıyan sizlere teşekkür ediyoruz. Hakikaten muhteşem görünüyorsunuz. 24 Haziran seçimlerinde, 24 Haziran seçimlerinde mühürlerimizi yalnızca pusulaya değil, aynı zamanda tarihe vurmaya hazır mıyız? Umuyoruz ki ve biliyoruz ki geçtiğimiz bayramdan sonra bir demokrasi bayramına daha, bir şölene daha hem Ordu'dan, hem Karadeniz'den, hem Türkiye'den tercihlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve AK Partimizden yana göstererek tüm dünyaya güçlü bir mesaj verecek miyiz? İnşallah ben bu duygu ve düşüncelerle az sonra sizlerle birlikte olacak Sayın Cumhurbaşkanımız için şimdi kürsüden ayrılıyorum ve her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hazır mısın ordu? İşte cesur yürekli lider geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ufuktan sis çekilmiş bir gemi var geliyor. Kabaran dalgalara enginler dar geliyor. Adına Ak dediler, kaptanına Erdoğan. İşte Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Dünya beşten büyüktür diyerek dünya mazlumlarının gür sesi olan Türkiye sevdalısı, milletimizin hizmetkarı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere işte cesur yürekli lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ordu maşallah. Bu ne güzellik böyle. Yeşilin her tonuyla, gürül gürül akan dereleriyle, tertemiz havasıyla Karadeniz'in vitrini Ordu. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Fındığıyla, pehlivanlarıyla,
ismi gibi koca yürekli insanlarıyla ülkemizin iftiharı oldu. Danişment Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti ordu. Geçirdiği yangınlara ve depremlere rağmen her daim küllerinden yeniden doğan azmiyle kadim şehrimiz ordu. Sizleri gönülden selamlıyorum ordu. Akşam oldu, yanıyor da Vona'nın ışıkları. Hiç aklımdan çıkmıyor da yarın konuştukları. Siz de bizim hiç aklımızdan çıkmıyorsunuz ordu. Buradan sizler aracılığıyla ordunun tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Geride bıraktığımız Ramazan bayramınızı ecdadın deyimiyle Eid-i Said-i Fıtrınızı tebrik ediyorum. Ordu yola çıktığımız ilk günden beri hep yanımızdaydı. Bugüne kadar hangi mücadeleye girdiysek hepsinde de ordunun desteğini yanımızda gördük, hissettik. Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşiğindeyiz. Gelişmiş bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, milli bir savunma sanayi, güvenli ve istikrarlı bir ülke, huzurlu ve müreffeh bir millet için. Evet, hazır mıyız Türkiye? Hazır mıyız Türkiye? Ordu, güçlü meclis için hazır mıyız? Güçlü hükümet için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Biliyorsunuz, bu seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Ordu, vakit, birlik vakti diyor muyuz? Vakit, ordu vakti diyor muyuz? Vakit, Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Adı şanlı, kendi şanlı orduya maşallah. Bugün ordu şehrimiz burada. Kahraman askerlerimiz de sınırlarımız ötesinde maşallah destan yazıyor. Maşallah. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla 4000 kilometre karenin üzerinde bir alanı güvenli hale getirmiştik. Şimdi de Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Sağ olun. Bu rütbeyi siz verdiniz. Siz verdiniz. İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olacağız. Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyorlar? Afrin'de ne işiniz var? Cerablus'ta ne işiniz var? Bay Muharrem televizyon programında ne diyor? Irak'a giremeyecekler, göreceksiniz diyor.
Hatırlıyorsunuz değil mi? Onlardan izin aldılar mı diyor. Ne oldu Bay Muharrem? Girdik mi? Kandili vurduk mu? Bay Muharrem, kimden izin aldık? Biz izni halkımızdan alırız, halkımızdan. Sen daha bizi tanıyamadın. Biz hakka ve halka teslim olduk. Bu yola böyle çıktık. Biz icazeti oralardan değil, halkımızdan aldık. Ve bu yola böyle çıktık. Münbiç'in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri de başlayacak. Şu an itibariyle Afrin ve Cerablus'a 200 bin geri dönüş oldu. Devam ediyor. Devam edecek. Fakat bu CHP ne diyor bu zihniyet? Suriye'den gelen bu insanları niye aldınız? Biz ensar kültürünü iyi biliriz. Bay Kemal, sen ensar kültüründen anlamazsın. Senin adayın da anlamaz. Biz kimin ensar, kimin muhacir olduğunu da iyi biliriz. İşte biz o 3,5 milyon mülteciyi, o katillerin, o yağdırdıkları bombalardan kaçan o insanlar için kapılarımızı açtık. Onlar bizim kardeşlerimizdi. Ve kapılarımızı açarak onlara kardeşliğimizi gösterdik. Kardeşlerim, Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgeler büyüdükçe Suriyelilerin geri dönüşü de hızlanıyor. İşte bakın Münbiç. Şimdi Münbiç'i ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. Şimdi PYD, YPG orayı terk ediyorlar. Ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık. Aziz milletime sesleniyorum. CHP'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Saadet'e gönül verenlere de sesleniyorum. İyi Parti'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Diğerlerine gönül verenlere de sesleniyorum. Biz şu 15-16 yılda diplomasinin en ileri noktada olanını yaptık. İşte şimdi de bak Münbiç'ten çıkıyorlar. Ayın 4'ünde benim Dışişleri Bakanım Amerika'daydı değil mi? Pompeo, yani muhatabı Dışişleri Bakanı'yla görüşmeleri yaptılar. Ve yapılan görüşmeler sonucunda onlar Fırat'ın doğusuna gitmeye başladılar. Batısında da biz Rusya, İran beraber çalışıyoruz. Orada da yine aynı şekilde kararlıyız. Ve şu anda İdlib'de, Tel Rifat'ta aynı kararlılığımız devam ettiriyoruz. Ve buralarda da Türkiye'nin nasıl bir ülke, nasıl bir devlet olduğunu Afrin, Zeytin Dalı harekatıyla gösterdik mi? Gösterdik. Ama Bay Kemal bundan anlamaz. Bay Muharrem hiç anlamaz. Onlar varsın kendi işlerinde devam etsinler. Değerli kardeşlerim, biz ise hem tecrübe hem bugüne kadar ortaya koyduğumuz tavırlarla zaten kendimizi ispatladık. Ve değerli kardeşlerim, biz bu kararlılıkla yola devam ediyoruz. Türkiye güçlü bir devlet. Türkiye büyük bir devlet. Ama büyük devletler küçük düşünmez. Onlar büyük düşünür. Kardeşlerim, ülkemizin her şehri gibi ordumuzu da altyapısıyla, üst yapısıyla geliştirmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Aralarında ordunun da bulunduğu, nüfusu belli bir büyüklüğün üzerindeki şehirlerimizi
hizmetler çok daha iyi verilebilsin diye hatırlayın, biz büyük şehre dönüştürdük. Öyle mi? Bakanlıklarımız ve yatırımcı kuruluşlarımız eliyle orduyu geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Son 16 yılda orduya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bunları CHP yapmadı. Biz yaptık, biz. Söyleyeyim. Kardeşlerim, 20,4 katrilyon lira yatırım yaptık. 20,4. Yani yaklaşık 20 katrilyonun üzerinde bir yatırım yaptık. Eğitimde 3438 yeni derslik. Orduda ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerimize 70 trilyon eğitim bursu verdik. Orduya üniversiteyi kim kazandırdı? Üniversiteyi kim kazandırdı orduya? Bay Muharrem mi? Bay Kemal mi? Biz. Bugün üniversitemizin ne kadar öğrencisi var? 21 bin öğrencisi var ya. Burayı bir üniversite şehri yapmak kolay mı? Ama biz bunu da yaptık. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 4 bin yatak kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuk. Birkaç yıla kadar orduda 1000 kişi kapasiteli bir yurt daha açıyoruz. Yapımı devam eden 20 bin seyirci kapasiteli stadyumu bu yıl tamamlıyoruz. Ha, peki eski stadyum, yani burası ne olacak? Ne olacak? Elhamdülillah artık bu iş oturdu. Evet, burayı da millet bahçesi haline getiriyoruz. Yakışır. Şehrin böyle bir bölgesine bu yakışır. Ve biz buyuz. Çevrecilik bizim işimiz, bizim. Bu solcular çevreden mevreden anlamaz. Bunlar bol bol ağaç keserler. Hayvanları bunlar sakata çıkarırlar. Anlamaz bunlar bu işten. Çatlamasın be. Onlar da lazım bize. Onlar da lazım. Ben inanıyorum ki Saadet'e de, CHP'ye de, ne bileyim İYİ Partisi'ne de, bütün bunlara oy verenler de şöyle şu son 5 günde başlarını iki elinin arasına alıp düşünecekler. Marifet iltifata tabidir. Ya bize kim hizmet verdi? AK Parti hizmet verdi. Kim hizmet verdi? Erdoğan'ın başında olduğu hükümet hizmet verdi. Öyleyse biz oyu buraya değil de nereye vereceğiz diye düşünecekler ya. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. Öyle mi? Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sağlıkta 300'er yataklı Fatsa ve Ünye devlet hastaneleriyle birlikte 9 hastaneden oluşan toplam 38 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık mı? Ulubey ve Akkuş devlet hastanelerinin şu anda yapımı devam ediyor. Şehir hastaneleri kurarız da orduyu bu hizmetten mahrum bırakır mıyız? Orduya da 900 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Şu anda ihale süreci biter bitmez inşaatına başlıyoruz. Ordu'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza ne kadar kaynak aktardık biliyor musunuz? Yaklaşık rakam veriyorum. 2 katrilyon tutarında onlara destek verdik. TOKİ vasıtasıyla Ordu'da 4500 konut projesini
hayata geçirdik. Orduya 2002 yılına kadar, yani biz gelene kadar ne kadar bölünmüş yol yapılmıştır biliyor musunuz? 50 kilometre. Biz buna 16 yılda 102 kilometre daha ne yaptık? İlave ettik. Şimdi 102 kilometre, 152 kilometre oldu. Yalnız bitmedi. Toplam maliyeti 4,5 katrilyon lira olan 12 adet yol projemizin yapımı devam ediyor. Maliyeti yaklaşık 2 katrilyon lira olan 11 adet köprü ve 6 adet tünelin de içinde olduğu Ordu çevre yolunun inşası sürüyor. İnşallah bu yolun tamamını 2021'de bitireceğiz. Şimdi Ordu, Mesudiye, Koyulhisar yolunu, Çaybaşı, Tek Kiraz yolunu ve Çaybaşı geçişinin kalan kesimlerini bu yıl, İslam'da Korgan yolunu ise önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Ünye Akkuş Niksar yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Böyle bir gençliğe Erdoğan canını feda eder herhalde. Biz beraberiz. Değerli kardeşlerim, 1,7 katrilyon liralık bu projenin içerisinde 24 köprü, 8 tünel var. Maşallah. Bana bak, Ordu Spor'u da çıkarın ha. Tamam mı? Çıkarıyor musunuz? İnşallah projeyi seneye tamamlıyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu Giresun Havalimanı'nı ilimize kim kazandırdı? Kim kazandırdı? Ne yapıyor bu adamlar ya? Onlar laf ola beri gele, bizde de icraat ola yerini bulan. Nasıl? Havalimanımızdan memnun musunuz? Havalimanımızın 2015 yılındaki yolcu sayısı neydi biliyor musunuz? 223 bin. 2017'de ne oldu biliyor musunuz? 1 milyon 193 bine ulaştı. Ordu şehir merkezinin, Gülyalı, Ünye ilçelerinin ve civar yerleşim yerlerinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da karşıladık. Ordu'ya Topçam Barajı ve HES'ini, Ordu Üniversite Barajı'nı, Korgan Abzut Yaylası Göleti'ni inşa ettik. Şehrimizin su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için 5 baraj daha inşa ediyoruz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Anneler, hanımlar, kale içeriden fethedilir, unutmayın. Onun için bu seçimlerin galibi siz olacaksınız, siz. 61 adet taşkın koruma tesisi yaptık. 17 adet taşkın koruma tesisinin de yapım çalışmaları devam ediyor. Şimdi geliyorum önemli bir konuya. Ordu'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimize destek veriyoruz. Dünyadaki üretiminin çok büyük bir bölümünü tek başına karşıladığımız fındık, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biri. Bu bakımdan fındık üreticilerimizin her meselesi bizim için önemlidir. Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere bu konuyla ilgili tüm kurumlarımız fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda çok ciddi hazırlık içinde. Siz muhalefetin esip güllediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur. Biz ise ne söylediysek yaparız.
Buradan şimdi ifade ediyorum. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon lirayı aştık, destek sağladık. 2002'den bugüne yaklaşık 46 bin ordulu vatandaşımızı İşkur aracılığıyla iş sahibi yaptık. Dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi bu konuda fındık üreticisinin yanındadır. Kendileriyle toplantılarımı yaptım ve hiç bu muhalefeti atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söylerler. Ve bunların iktidarlarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Aman abi bu oyunlara gelmeyin. Ve biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız. Arkasında olmaya devam edeceğiz. Hiç bu oyunlara gelmeyin. Ve şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla dürün. Verdiğimiz 423 trilyon lira tutarındaki teşviklerden 226 bin işverenimiz ve sigortalımız faydalandı. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Ordu'da 2002 yılında 2 organize sanayi bölgesi varken bugün 4 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 6 bin kişi istihdam ediliyor. Yeni organize sanayi bölgeleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yeni dönemde sizlere daha çok yatırım, daha çok hizmet kazandırmakta kararlıyız. Şimdi şu bizim millet kıraathanelerini bir gösterin bakayım. Şimdi orduya millet kıraathanesi istemiyor musunuz? Muharrem istemiyor. Şimdi biz ordunun il merkezine de, ilçelerine de inşallah şu gördüğünüz millet kıraathanelerinden yapacağız. Şimdi bakın gençler görüyorsunuz. Keklerini alıyor. Ayranını alıyor. Çayını alıyor. Burası Zeytinburnu Belediyesi'ni yaptı. Ama Zeytinburnu Belediyesi çorba da veriyor. Şimdi bu bir de yalan söylüyor. Çünkü mesleği yalan. Ne diyor? Ben Tatar böreği de dağıtacakmışız. Arnavut ciğeri de dağıtacakmışız. Ya eline diline dursun. Ben nerede söyledim böyle bir şey? Ya benim söylediğim çay, kek, simit, Nescafe kahve, bunları alabilecekler. Ama bunun dünyada örnekleri var ama bu dünyadan bir haber. Ve bizim derdimiz bu kütüphanelerimizi cazibe merkezi haline dönüştürelim. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtaralım. Ve buraları ücretsiz yapacağız dedim. Bu dokundu beyefendiye. Ben kek dedim, o keklik anladı, ne yapayım? Görüyorsunuz. Nasıl şu kütüphane? Bak 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 şu güzelliğe. Nasıl? Gençler, 24 saat bu kütüphaneler açık olacak. 24 saat. Şu gördüğünüz yüksek olan yerde bu kütüphanenin terası. Bunu yeni yaptırdım. Bu terasta da gençler icabında çıkıp beşli onlu gruplar orada sohbet edebilecekler. Sohbet. Ama tabii gelen de orada kalmayacak. 24 saat bu millet kütüphanesi açık olacak. 7'den 70'e. Nasıl? Ya bizim derdimiz, biz kitap medeniyetinden geliyoruz. Biz okuma kültüründen geliyoruz. Ve bizim okuma kültüründe ne var? Rabbimizin ismiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ne buyuruyor Rabbimiz? İkra. Bismi rabbikellezî halak. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku.
İşe buradan başlayacağız. Ama bu tabii İskambilci olduğu için, bu okey taşlarıyla oyalandığı için anlamaz bu işten. Ve bu ara ben sizlerle gurur duyuyorum. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Ordu 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit ordu vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Bütün bunlar için 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Hanımlar, 24 Haziran'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Bak tekrar ediyorum, kale içeriden fethedilir. Sizin gayretiniz çok önemli. Size inanıyorum. Size güveniyorum. Gençler, 24 Haziran'a kadar tüm gençlerimize lise son sınıf, üniversite AK Parti'yi anlatıyor muyuz? Ordu evet diyorsa Allah'ın izniyle bu iş bitmiştir. Kardeşlerim, hep söylüyorum. Türkiye cari açığını kapatır. Ama muhalefet açığını ne yapacağız onu bilemiyorum. Burada sıkıntı var. Ana muhalefet partisinin başında bir zat var. Bir de gel bakalım Muharrem diyerek sahaya sürdüğü Cumhurbaşkanı adayı bir zat var. Hangisi aday belli değil. Beyannameyi kim okuyor? Genel başkan. Aday kim? Başkası. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına, İftiralarına, tutarsızlıklarına milletimiz de biz de alışmıştık. Bize ettiği hakaretler, attığı iftiralar, söylediği yalanlar sebebiyle mahkemelerde mahkum olduğu tazminatların hesabını tutamaz olduk. Değer mi? Değer mi? Biliyorsunuz Bay Kemal bir Man Adası diye bir iftira attı. İlk derece mahkeme kararını verdi. 197 bin liraya mahkum etti. Ondan sonra bir tane daha yine iftira attı. Oradan da ilk derece mahkeme kararını verdi. 187 bin lira da oradan mahkum etti. Daha çok şeyler gelecek. E ne olacak? E ben de tabii nihai mahkeme kararı verince bunu garip kurabağa, fakir fukarayla paylaşacağım. Yani bu paralar bizim mırtlağımızdan geçmez. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yalan ve iftira konusunda adeta genel başkanıyla yarışıyor. Partisindeki kongre yarışlarını çok kolay kaybetmiş olsa da yalan ve iftira yarışında oldukça hızla ilerliyor. Arada bir ne söylüyormuş diye şöyle bir konuşmalarına bakayım diyorum. Onca lafı arasında bir tane doğru bulamayınca kendi adıma değil, ülkem ve milletim adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkartılmış olması karşısında yazık demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Gençler, gençler biz istemez miyiz ya şöyle yüksek kalibreli bir adayla yarışmayı? Biz istemez miyiz karşımızda sikleti bize uygun birisi olsun? Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu çıkıyor ya Muharrem çıkıyor. Bizim siyasetteki imtihanımız da bu olsa gerek. Biz biliyorsunuz nereden geldik? Belediye başkanlığından. İstanbul gibi bir şehrin, İstanbul'u siz iyi bilirsiniz. Oranın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla özellikle bu adımları attık. Biz çıraklığımızı orada geçirdik. Kalfalık orada başladı, başbakanlıkla devam etti.
Ustalık Cumhurbaşkanlığında. Şimdi biz Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğünü biliriz, değil mi? Yanınızda mı, bir rejiye bir haber verin bakalım. Tekrar bir göstersinler. Oo, burada Kasımpaşalılar da var. Neresin hastane? Sana hastane demişler. Ok meydanı sonunda çikolatalı hastane demişler kardeşim. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl olmuyor? Abi, İlk yılda sedye çekelim sen arkadaşım. Sedye getirir misin? Ya psikopat bile olsa bunu böyle yapamayız abicim. Ne yapacağız? Bayız insan, niye? Hayır, ne bayılmasın? Sayın Müdür, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz aslında alışkın olsak bile, yadırgamasak bile, yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. Yadırgadım, doğru değil. Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Bak, her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Ha, iyi ki söyledin ya. Hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Ah kardeşlerim, sen çözüm üretme makamındasın, mazeret üretme değil. Hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. Çünkü gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ve oradaki işleyişten dolayı düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Bir de şehir hastanelerine geçelim. Şimdi bunlar da bizim şehir hastaneleri. Şimdi bunlardan bir tanesi de orduya yakışır, değil mi? Nasıl? Nasıl? Ey Allah'ım. Rabbime hamdolsun, bize bu günleri gösterdi. Görüyorsunuz, artık böyle sedyelerin üzerinde taşınan günler yok. İşte ortada. Eşek ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri. Hadi meydanlarda acemi. Belki o yüzden şaşırıyorduk değil. Bu adayın şöyle geçmişine bir bakalım dedik. Aman Allah'ım, keşke bakmaz olaydık. Yalova'da dershane müdürlüğü döneminden grup başkan vekilliğine kadar hayatının her dönemi falsoyla, demokrasi ve özgürlükler adına yüz kızartıcı eylemlerle dolu. Biliyorsunuz bir 411 macerası yaşadık. Neydi o? Malum, başörtülülerle ilgili macera. Ve bu Bay Kemal'le Bay Muharrem'in de Anayasa Mahkemesi'ne gidişte imzası var onlarda. Ve ne oldu? Bizim başörtülü kızlarımızın o haklarını maalesef bununla ortadan kaldırdılar. MHP ile beraber çıkarmıştık onu. Ve şimdi çıkarmış, aman ya Rabbim. Biz diyor artık başörtülülerin diyor bütün haklarını koruduk, koruyoruz. Ya yalan söyleme, dürüst ol. Kalkıyor bize annesini gösteriyor, kız kardeşini gösteriyor. Ya benim senin annene saygım var, o ayrı bir konu. Kız kardeşine de saygım var, o ayrı bir konu. Sen neredesin sen? O bizim için önemli. Siz üniversitelerimizde kızlarımızın başörtülü olarak okumasının önündeki en büyük engeldiniz.
İşte bir tane milletvekiliniz vardı. O odalarda neler yaptılar başörtülü yavrularımıza. Benim kendi yavrularım ülkemde okuyamadı. İki kızım Türkiye'de okuyamadı. Niye? Başörtüsünden dolayı. Yurt dışına gönderdim, yurt dışında okudular. Ve bana o ülkelerin devlet başkanları ne dedi biliyor musun? Niye buraya gönderdiniz? Sizin kendi ülkenizde niye okuyamadılar? Onlara ben bunu anlatmak zorunda kaldım. Ama hamdolsun. Şimdi açıldı mı? Bütün başörtülü, başı açık hepsi üniversitelere gidebiliyor mu? Devlet dairelerinde çalışabiliyor mu? Bir sıkıntı var mı? Biz buyuz işte. Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Ama bunların hayatı ta geçmiş CHP'den al bugüne kadar hep inanca zulüm olmuştur. Muharrem İnce'nin başörtüsü bile değil, bere takan bir TRT kameramanı bir hanımefendi için mecliste soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara. Bunların geçmişi işte böyle lekelidir. Her şey öylesine çarpıtıyor, öylesine başka yerlere çekiyorlar ki inanın biz bile şaşırıp kalıyoruz. Biz güçlü meclis diyoruz. Güçlü hükümet diyoruz. Güçlü Türkiye diyoruz. Muharrem İnce çay anlıyor, kek anlıyor, oralet anlıyor. Bu durumu görünce Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam şu ibret verici kıssasını hatırladım. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam bakıp ne kadar güzelsiniz diyor. Efendimiz de haklısın diye kendisine mukabelede bulunuyor. Biraz sonra aynı yere Ebu Cehil geliyor. Bakın çok enteresan. Peygamberimize bakıp ne kadar çirkinsin diyor. Efendimiz ona da haklısın diye mukabelede bulunuyor. Yanındakiler Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bu durumun hikmetini sorduklarında kişi kendi nasılsa karşısındakini de öyle görür diye cevap veriyor. Nasıl? Güzel mi? Evet, bunlar kendi işlerindeki kiri, pası, hasisliği, bütün bunun yanında. Kini, nefreti, pası yansıtarak yaptığımız hizmetlere özellikle leke sürmeye çalışıyorlar. Niyazi Mısri Hazretleri de diyor ki halk içre bir ayineyim. Herkes bakar bir an görür. Her ne görür kendi yüzün diyor. Tamam. Ger yahşi ger yaman görür. Evet. Bazıları Türkiye aynasında baktığında yaptığımız eserleri, milletimize kazandırdığımız hizmetleri görür. Yaptığımız 284 bin dersliği, göreve başlattığımız 600 bin öğretmeni, açtığımız 131 yeni üniversiteyi görür. Yaptığımız 817 bin konutu görür. Açtığımız 1245 hastaneyi, buralardaki 130 bin yatağı, göreve başlattığımız 540 bin sağlık çalışanını görür. İnşa ettiğimiz 20 bin kilometre bölünmüş yolu, 258 karayolu tünelini, 1213 kilometre hızlı tren hattını, 29 yeni havalimanını görür. Ülkemize kazandırdığımız 525 yeni barajı, 528 hidroelektrik santralini, 1238 sulama tesisini, 5 milyon hektar alana diktiğimiz ağaçları görür. Tarım sektörümüz, verdiğimiz 108 milyar lira desteği, 6 milyon metrekare arazi toplulaştırmasını,
187 milyarı bulan tarımsal milli geliri görür. Şimdi biz Marmaray'dan Avrasya Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim'den Osman Gazi Köprülerine, 29 Ekim'de açacağımız yeni havalimanına kadar dünya çapındaki eserlerimizi görür. Ülkemizdeki tüm gariplere, kimsesizlere yaptığımız 242 katrilyon liralık sosyal yardımları görür. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hayat seviyelerini yükseltmek için attığımız adımları görür. Burada emeklilerimiz var mı? Şöyle bir ellerini göreyim. Bayram öncesi ikramiyeleri aldık mı? Burada taşeronda çalışırken kadroya geçen çalışanlarımız var mı? Onları da elhamdülillah. Nasıl? Yeni görevden memnun muyuz? Bazıları da aynı aynada işte bu CHP'liler gibi kendi geçmişlerindeki baskıları görür. Zulümleri görür. Sefaleti, yoksulluğu, ihmalleri görür. Biz milletimizin bu aynada ne gördüğüne bakıyoruz. Özellikle yurt dışındaki kardeşlerime sesleniyorum. Sizler dışarıdan Türkiye'deki değişimi çok daha iyi görebilme imkanına sahipsiniz. CHP'sinden HDP'sine, PKK'sına, FETÖ'süne kadar herkesi bağrına basıp da AK Parti'ye engel üstüne engel çıkartanların bunu niye yaptıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Arkanızda güçlü bir Türkiye olmasıyla zayıf bir Türkiye olması arasındaki farkı kimse sizin kadar iyi değerlendiremez. Bunun için yurt dışındaki vatandaşlarıma ellerini vicdanlarına koyup 16 yıl öncesinin Türkiye'siyle bugünün Türkiye'sine bakarak kararlarını vermeleri ve mutlaka sandık başına gitmeleri çağrısında bulunuyorum. Bölücülerle el ele verenlere karşı ülkesinin ve milletinin yanında olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Evet, ordu 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğine göz dikenlere Rabia'mızda cevap vermeye hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kriz üretmek isteyenlere inşallah cevabımız bu olacak. Bizi bölemeyecekler. Bizi birbirimize düşüremeyecekler. İşte 24 Haziran'da güçlü meclis diyor muyuz? Güçlü hükümet diyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İşte ordu milletvekili adaylarımız. Şenel Yedi Yıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Hamide Aydemir Demir, Sait İnan, Yavuz Selim Kıran. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, canımsın da. İşte ordu, işte cesur yürekli lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, al sancak altında. Kavuşur bu millet bahara.